şerefsiz yaptı bunu ha? Çıkacağız buradan. Ben niye buradayım gerçekten? Neden buradayım? Nasıl buradan çıkacağız onu düşün. Ne nasıl? Mahkemeye çıkıp çıkacağız. He? Çıkarsın. Bavul bavul paralar evinde bulunmuş lan. Mallar senin evinde. Aklanırsın. Aha. Senin bak, senin kurşunun herifin beyninin içinde ve sen çıkacağım diyorsun. Ben ne diyeyim? Yatayım mı diyeyim? Ben mahkemede mi çıkacağız diyorum? Yani gerçekten bir şey diyeceğim sana ama nedense gülesim geliyor. Tamam Barca. Evet, çok iyi fikir. Kaç. Gelecek misin? Nereye canım? Kaçıp gideceğiz. Bize bu iftira atanları bulup kendimizi temize çıkartacağız. Ondan sonra gidip Sadri Hoca'nın elini öpeceğiz. Çünkü çok derdinde Sadri Hoca'nın elini öpmek değil mi? Araya senin tek derdinde olan şey karının intikamını almak, başka bir şey değil. Müdürüm, hoş geldiniz. Ben de size gelecektim, bir şeye ihtiyacınız var mı diye. Zıp çıktı. Yeni yetmez zenginlere. Plaket vermekten başka bir işe bakıyor musun sen burada? Yapmayın böyle müdürüm. Vallahi benim de içim acıyor. Günlerdir gözüm uyku girmiyor. Madem öyle, bana bir iyilik yapacaksın. Emredersiniz. Buyurun. Ben evladımı oradan kaçıracağım. Müdürüm, şimdi sakin olma zamanı. Ben gerçekten sakinim. Ama sen biraz bana böyle telaşlandın gibi geliyor. Yani çocuklara zarar vermeyelim. Zararın büyüğü içeride. Anlaşılan sen bana yardım etmeyeceksin. Yani vazifedeyim müdürüm. Olmasam? Benim zamanımda hiçbir koç yiğit haksız yere içeri atıldı mı? Atılmadı. O zaman görevini doğru yapamıyorsun. Bırak Yüksel Efendi. Gel. Beni emretmişsiniz müdürüm. Günün birinde vazifenle dostların arasında bir tercih yapmak durumunda kalacak olursan vazifeni seçeceksin. Zor olsa da. Feridun müdür, tahmin ettiğim şey mi komiserim? Size geleceğine Sadri Hoca'ya gitseydi daha iyi olmaz mıydı? Nasılsa o görevde değil. Feridun Barca acından ölse Sadri Hoca'nın ayağına gitmez. Neden komiserim? Küsler. Düşmanlar. Hadi görevinin başına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.